Peki sevgili izleyenler, yine bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Bir taraftan da Florya Metin Oktay tesislerinde Belhanda'nın tesisten çıkış yapmasını bekliyoruz. Ekibimiz canlı olarak görüntüleri ekranlara taşıyor. Çıktığı anda yine bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Telefon hattında A-Spor yorumcusu Nevzat Dindar var. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi tabii çok sıcak dakikalar yaşanıyor. Belhanda ile yollar ayrıldı. Tek taraflı olarak fesih açıklaması geldi Galatasaray'dan. Nedir sendeki detaylar Nevzat Dindar? Alo. Şu an sesimi alabiliyor Yani musun? şu an. Yani şu an geliyor. Evet. Tamam, tekrar edeyim. Tek taraflı olarak sözleşmesi feshedildi. Belhanda'nın Galatasaray'dan yapılan açıklamada sende bu konuya ilgili detaylar nelerdir? Neler aktarabilirsin bize? Tek taraflı fesih. Açıkçası pazar günü oynanan maç, karar çarşamba günü alınıyor. O zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Belhanda'nın ne demek istediğini Galatasaray yönetimi acaba dün mü anladı? Yani normalde olması gereken reaksiyon nedir? Böyle bir açıklama yapılıyorsa oyuncunun, ki o gün sıcağı sıcağına aslında çok tartışıldı, konuşuldu. Bu kararla ilgili 3 gün sonra bir karar alınması, daha doğrusu bu açıklamayla ilgili 3 gün sonra bir karar alınması biraz enteresan. Orada kafam karıştı, onu söyleyebilirim. Dolayısıyla Belhanda'nın ne demek istediğini biraz geç algıladı ya da anladı yönetim. Tabii hukukçulara, kulüp hukukçularına yaptırılan bir takım çalışmalar var. Bu çerçevede ilk günden beri Belhanda'ya, Feghouli'ye sıcak bakmayan bir yeni yönetim var. Galatasaray yönetimi vardı. Ki ücret konusunda pandemi sürecinde indirime yanaşmaması konusu da çok speküle edildi, çok tartışıldı. Başkan hatta isim vermeden, daha sonra isim vererek bu oyunculara hedef gösterdi. Gelinen noktada baktığımızda aslında pamuk ipliğine bağlı bir ilişkiydi. Belhanda biraz Fatih Terim'in kontenjanından ya da torpiliyle sanki kulüpte barınıyormuş hissi uyandırıyordu. Çünkü biraz performans, ki aslında Belhanda'nın oynadığında Galatasaray için ne kadar önemli, iyi oynadığında tabii ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Bir kere yani bu karar alındığında, yani Belhanda'nın sözleşmesi feshedildiğinde otomatikman akıllara şu soru geliyor. Fatih Terim'in, Fatih Hoca'nın haberi var mıydı? İstihbaratım şudur. Hocanın haberi yok. Yani hocanın kesinlikle haberi yok. Hocanın onayı da yok. Dolayısıyla kritik bir süreçte Galatasaray yönetimi çok kritik karar aldı. Belhanda sadece Belhanda değildir. Belhanda takım içerisinde aynı zamanda aynı dili konuştuğu oyuncu grubu ve arkadaşlarıyla beraber Belhanda'nın menajerliğini yapan kişi Galatasaray'la son dönemde çok sayıda alışverişi olan bir menajer William Davila'dır. Yani Belhanda'yı sadece Belhanda olarak okumamak gerekir. Dolayısıyla bunun takıma nasıl sirayet edeceğini hakikaten ben de merak ediyorum. Ama şunu söyleyeyim, Belhanda sözleşme konusunda hep işte indirime gitti gitmedi. 3,3 milyon euro alıyordu. İşte Galatasaray'ın yeni teklifi 1,5'tu. Belhanda 2,5 istiyordu falan haberlerini okuyordunuz ve okunuyordu. Aslında Belhanda zaten sezon sonunda ayrılacaktı. Bu da benim bir istihbaratım ve aldığım bilgi olarak aktarayım. Yani zaten uzamayacaktı sözleşmesi diyorsun, öyle mi? Belhanda ayrılacaktı. Yani normalde Belhanda Suudi Arabistan'da bir takımla anlaşmıştı. Yani Belhanda açısından baktığımızda sanki Galatasaray'da kalmak için çok büyük fedakarlıklar yapacak, büyük indirime gidecek. Hayır, Belhanda'nın bir pazarı var. Belhanda'nın iyi bir pazarı var aslında. Arap coğrafyasında, belki Avrupa'da o transferleri şu an yapacak durumda değil ama Belhanda açısından kaybedilecek hiçbir şey yok aslında baktığımda. Dolayısıyla Belhanda Sivas maçı sonrası zeminle ilgili şikayeti, ki açıklama aslında çok yani nasıl okuduğunuza, nasıl anladığınıza bağlı. Yani çünkü öznesi, evet, direkt özne yok. Tribün
Twitter ve Instagram'da dolanıyorlar cümlesinde ama yönetimle ilgili bir eleştirisinden sonra gelen bir ifade olduğu için otomatikman yöneticiler olarak algılanan bir ifadesi var. Diğer taraftan zeminle ilgili problemi benim bildiğim maçtan sonra sadece Belhanda ile dile getirmedi. Babel de aynı ifadeleri. Daha doğrusu yönetimle ilgili Instagram, Twitter muhabbetine girmedi ama zemini eleştiren açıklamayı yapan bir diğer oyuncu da Babel'di. Yani dolayısıyla çok enteresan. Nevzat, araya gireyim. O açıklamaları izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım müsaade edersen. Onun üzerinden yine yorumlarına devam etmeni rica edeceğim ama Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamada Belhanda'nın maç sonu röportajının noter onaylı tercümesi paylaşıldı. Hemen getirelim ekrana. Şu an tabii bir yandan da gözümüz Metin Oktay tesislerinde. Zira Belhanda'nın çıkmasını bekliyoruz. Bir açıklama olur mu bilmiyoruz ama yine de her şeyi ekrana an be an taşıyoruz. Getirelim ekrana bu maç sonu açıklamalarını. Muhabirin sorusu, bugün saha oyununuzu biraz etkiledi mi? Hem Belhanda hem de Galatasaray takımına şeklinde. Elbette bizi etkiliyor diyor Belhanda ve devam ediyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen, sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil şeklinde bir açıklaması var. Bunun üzerine ben Galatasaray yöneticilerini değil, stattan, zeminden sorumlu kişilere yönelik yaptım bu açıklamayı dese de tabii burada noter onaylı röportajında Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından paylaştığı açıklamada daha çok yöneticilere söylemiş gibi görünüyor. Nevzat Dinar, tekrar sözü sana bırakayım. Yani bu tarz böyle kapsamlı bir dosya ve araştırmaya gidiliyorsa sezon içerisinde, hatta birkaç sezondur yapılan açıklamaların noter onaylı çıktıları alınacak olursa daha büyük krizlere biz şahitlik ettik. Belhanda'nın açıklaması Fransızca ama baktığımızda da aslında evet orada bazı ifadeler yanlış ama eleştirisi son derece normal olması. Yani Galatasaray kültüründe, Galatasaray geleneğinde eleştiri her zaman açıktır. Tabii burada yönetim ve işte kulübün küçük düşürücü ifadeler gibi algılanması bence bu kararın alınmasına yol açtı. Burası enteresan ama sadece az önce de söyledim. Belhanda'nın ne demek istediğini anlamak için 72 saat geçmesine gerek yoktu. Zaten maçtan sonra sıcağı sıcağına o açıklama yapıldığında bu tartışma konusu oldu. Ve bu süreçte de antrenmana çıkıldı, izin yapıldı. Bugün tekrar tesislere gidildi, antrenmana çıkıldı. Oyuncu bugün de antrenmandayken böyle bir karar alındı. Dolayısıyla Fatih Terim Galatasaray şampiyonluk mücadelesi verirken sadece bir oyuncu üzerinden okumamak lazım. Takım içerisinde başka dengeleri de, başka kişileri de etkileyebilecek. Aynı zamanda oyuncunun menajeri Galatasaray'a son dönemde neredeyse sportif direktör hani resmi olarak değil ama o kadar Galatasaray'ın içerisinde, yani birçok operasyon, Etebosu, işte ne, yani birçok oyuncu da, giden oyuncu da, gelen oyuncu da hep biz Willian Davila'yı görüyorduk. Dolayısıyla özellikle Fatih Terim'in çok çok rahatsız edecek bir gelişme var şu an. Yani bunu bir yorum olarak değil, bir istihbarat olarak paylaşıyorum, bir haber olarak paylaşıyorum. Peki. Galatasaray'ın teknik direktörünün haberi olmadan şampiyonluk mücadelesinde çok kritik, çok kilit bir oyuncusu ile yollar ayrıldı. Bunun sonuçlarını, yansımalarını ilerleyen günlerde daha detaylı göreceğiz. Peki, Nevzat Dindar, çok teşekkürler yorumların için. Rica ederim, iyi yayınlar.